Hazır mısınız arkadaşlar? Açıkçası buraya gelince planlarımız tamamen değişti. Yani dün akşamdan itibaren değişti. Çünkü bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmaların hiçbir şey bir şekilde bugün sahaya yansıtmamız mümkün değildi. Hava şartları buna müsaade etmedi. Karşılaşmanın ilk 15-20 dakikası da zemini çok fazla, yani zeminin ağırlığını göz önünde bulundurmadan oynamaya çalıştık ve bu bize zaman zaman pahalıya mal oldu, sıkıntıya soktu. Ve duran topların çok etkili olacağı belliydi bu karşılaşmada. Özellikle uzun topların çok fazla etkileyici olacağı belliydi. 15-20 dakika sonra ve ilk golü yedikten sonra da normal bu zeminde nasıl oynanması gerekiyorsa o şekilde oynamaya başladık. İkinci devre doğru zamanla beraberliği yakaladık ve ondan sonraki süreçte oyun dengeli gidiyordu ve daha etkili olan taraf bizdik. Varga'ya yapılan bir pozisyon, penaltı pozisyonu var. Yani tekrar görüntülere baktığımızda da maalesef verilmeyen bir penaltımız. En azından biz öyle gördük. Öyle bir. Ama şunu anlamadım bugün gerçekten. Yani hakemin bize verilen penaltıda varı beklemeden direkt penaltı pozisyonunu çalması. Diğer taraftan bizim pozisyonumuzda çok yakın olmasına rağmen vermemesi. VAR'daki olan hakemlerimiz hiçbir şekilde bunu değerlendirmemesi açıkçası beni şaşırttı. Fırat Hocam varmış duyduğuma göre VAR'da. Yani Fırat Hocam'ın galiba Kasımpaşa'ya karşı bir sıkıntısı var gibi görmeye başladım. Çünkü ne zaman bizim kendi karşılaşmamızı yönetse veya VAR odasında olsa da maalesef bu tür sıkıntılarla ve pozisyonlarla yaşıyoruz. Bu da bize çok pahalıya mal oluyor. Yani bu kadar mücadele edip bu kadar, yani bu şartlar içerisinde, çünkü Galatasaray'dan daha iyi pozisyona girdiğimizi söyledim. Çünkü Kevin'in ayrıyetten bir pozisyonu daha vardı, onu da değerlendiremedik. Ama maalesef maçın son kısmında özellikle Donk'un da oyuna katılmasıyla birlikte hava hakimiyeti daha çok arttı Galatasaray'ın ve duran topları etkili olacağını biliyorduk ve bekliyorduk da. Önlem almaya çalıştık ama maalesef penaltıdan önceki pozisyonda yeterince rakibimizi karşılayamadık. Bu da bize pahalıya mal oldu. Mağlup olduğumuz için tabii ki üzücü. Emeğimizin karşılığını alamadığımız için bir o kadar daha fazla üzüldük. Ama sadece sizin oynamanız, sadece sizin pozisyona girmeniz yeterli kalmıyor. Çünkü bazı etkenlerin de sizle birlikte olması gerekiyor. Bunun için de biz bugün biraz eksik kaldık. Yani biz karşılaşmalardan sonra bu tür pozisyonlarda bir şeyle söylediğimiz zaman çok fazla zaten ciddiye de alınmıyor. Kimse de konuşmuyor da. Ama şampiyonluğu oynayan takımlarda bu tür pozisyonlara girildiği ve verilmediği zaman günlerce ve saatlerce bunlar konuşuluyor. Bu Galatasaray'ın galibiyetine gölge düşürmek değil, kesinlikle değil. Yani bunu altını çizmek istiyorum. Çünkü her takım sahaya çıktığı zaman galip gelmek için oynuyor. Ama yarışı içerisine dört takımdan fazla takım sokmak istiyorsak o zaman herkese aynı şekilde, aynı mesafede ve aynı adaletle yaklaşmamız gerekiyor. Teşekkür ederim.